büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi ile yeşilin birleştiği ve dünyanın güzide yerlerinden biri ve ardından gerçekleşecek olan kutlama töreni için burada toplanmış bulunmaktayız. Şan marşımızın okunması ve şanlı bayrağımızın göndere çekilmesi. Bütün okullar. Git, odur. Çelenk bura. Sayın Valim, değerli protokol, değerli öğretmenlerimiz, değerli gençler, bugün Atatürk'ün Rize'yi ziyaretinin 95. yıl dönümü münasebetiyle orada toplanmış bulunmaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kazanmış olduğu zaferlerin önemi, nice mücadeleler sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan inkılaplar, vatan ve millet vakfedilmiş bir ömrün en zarif tezahürü, Atatürk'ün Anadolu'nun çok büyük bir bölümünü kapsayan yurt gezileri çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Atatürk 12 Eylül 1924 yılında Mudanya'dan Hamidiye zırhlısı ile İstanbul Boğazı üzerinden Karadeniz'e açılmış, 15 Eylül'de Trabzon'a ve beraberindeki heyetle beraber 17 Eylül'de de buradan ayrılarak saat 16-18 civarlarında Rize'ye varmıştır. Muhterem Rizeliler, şehri baştan aşağı tanklarla, kemerlerle süsleyip kesilen kurbanlar ve top atışlarıyla Atatürk'ü selamlamışlar. Atatürk Rize'ye gelişi dolayısıyla trafiğe açılan cadde olması münasebetiyle kendi isminin verileceği bugünkü Cumhuriyet Caddesi'ne Atatürk Caddesi değil de o ülkemizin Cumhuriyetine armağan olsun sözleriyle bu caddemiz bilindiği üzere Cumhuriyet Caddesi olarak bugün anılmaktadır. Bu da yaptığı hizmetlerin halkına ve kurduğu Cumhuriyete adadığını bu davranışta bir kez daha bizlere kanıtlamış olmaktadır. Atatürk Rize hatıraları bununla da sınırlı değil. Atatürk'ün Rize ve Rizelilerle tanışıklığı çok eskilere dayanır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvayi Milliyetçilere takalarıyla silah taşıyan milli mücadelede Atatürk'ün takdirini kazanan birçok Rizeli kahramanımız vardır. Bunlardan bazıları hepimizin yine ismini çok iyi bildiği İpsiz Recep, Ketencioğlu Yakup, Dursun Kaptan, Metozade Hüseyin, Tuzcuoğlu Halit Ağa, Şahinoğlu Osman Kahya ve Mataracı Mehmet Efendi bunlardan bazılarıdır. İçlerinden Mataracı Mehmet Efendi, Atatürk'ün Rize'de kendi evinde misafir etme şerefine erişmiş, Atatürk'ün misafir edildiği Mataracı ailesine ait olan bu ev, günümüzde müze olarak, Müftü Mahallesi'nde müze olarak hizmete açık durumdadır. Atatürk'ün Rize'de Atatürk'ü her zaman bağrına basmıştır. Rizeliler tarafından hemşerilik teklif edildiğinde Atatürk tarafından resmi bir yazıyla kabul edilmiş
Ve bu gelişme milli gazetelerde o dönemde Atatürk Rizeli oldu başlıklarıyla büyük bir yankı uyandırmış. 29 Nisan 1923'te Atatürk Rizeli oldu başlıklarıyla ciddi anlamda ulusal basında yer bulmuştu. Bugün hemşerimiz Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda ilerlediğimiz ve onun sevgisine mazhar olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır. Mustafa Kemal'i ve Rize insanını bu coğrafyada bir araya getiren bu birlikteliğin gerçekleşmesinin temel amacı Türkiye'nin bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını yeniden elde etmesi ve millet egemenliğine dayalı bağımsız Türk devletinin ebedi müddet yaşaması ideali olmuştur. 17 Eylül Atatürk'ün Rize'yi ziyaretinin 95 yıl dönümünde yine aynı milli duyguları paylaşırken heyecanımızı ve coşkumuzu şehrimizde yapacağımız hizmetlerle bir araya getirmeye devam edeceğiz. Atatürk'ün millete efendilik etmek yoktur, hizmet etmek vardır düsturuyla çalışıyoruz. Şehrimizi geliştirmek, insanımızı yüceltmek, mutlu ve huzurlu kılmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Ve bu duygularla 2023, 2053, 2071 hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnet ve şükran duygularımızla yad ediyoruz. Kahraman silah arkadaşlarına ve şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor. Bu anlamlı ve önemli günümüzü kutluyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yazabiliyorsam gönlümce, okuyabiliyorsam, kazabiliyorsam toprağımı gün ışığında çapak ürek elde, çalışabiliyorsam gece gündüz, ekip biçebiliyorsam dileğimce, sen varsın yüreğimde, sen varsın Atatürk'üm, sen varsın. Hürriyeti içmiş dalgalarım, hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim. Ulusumun yarınında sevincim, ben Mustafa Kemal'im hey! Karanlığı deler gözlerim, dalgalara binip gelmiş kahraman. Şurada Yalı Camii veyahut da Tuzcuoğlu Camii diye bir cami daha var. O da Akbank'ın o köşede. Köşede, evet. Yani orada onlar yıkıldı zamanla. Burada Altı Kulaç Medresesi, Kadiri Tarikatı, şunun yanında hapishane, şurası. Yan hapishane. Şurada Ali Semerkandi diye bir evet, zatın türbesi. Bu bizim hanların yapıldığı Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Üçlü Cadde var ya. Aha. O şeylerin, mor güllerin yeri. Yani şu anda Kurtuluş şey istikameti mi? Onun arkasına kadar, onun ön tarafı. Deniz oraya kadar mıydı? Deniz vuruyordu buraya, ön tarafına elini laf edin. Taşlıyorum canım. Şurada oradaymış tabii ki. Şu evlerin arkasından o zaman Atatürk Caddesi dediğimiz cadde mi geçiyor? Aynen öyle. Geçiyor, önünde şeyler var. Aynen öyle. Şahane gider şahane.
Buralar sayın muhalif, şöyle hani bizim onu görürsen...